Olmayanlar veya boş küfeyle dolaşanlar rahat konuşuyorlar. Tabii ben bir başbakan olarak milletim, ülkem adına konuşuyorum. Ve bu sorumlulukla da milletimin bazı gerçekleri bilmesini istiyorum. Şimdi kuvvetler ayrılığı dediğimiz yasama, yürütme, yargının malum anayasada, yasalarda belirlenmiş bir hareket alanı vardır. Ve bu belirlenmiş hareket alanı içerisinde bunlar hareket etmek durumundadır. Dolayısıyla yasama yürütmenin alanına giremez. Yürütme yasamanın alanına giremez. Yürütme yargının yerinde olamaz. Yargı yürütmenin yerinde veya yasamanın yerinde olamaz. Hepsinin alanı bellidir. Fakat bizim ülkemizde öyle zamanlar yaşadık ki baktık ki yargı bazen yasamanın da alanına müdahale etti. Yürütmenin de alanına müdahale etti. Bunların en açık uygulaması yerindelik konusunda kendisini çok açık net ortaya koymuştur. Özellikle mesela bir 367 olayı yaşadık ki Cumhurbaşkanı ile ilgili konuda baktık yargı meclise, yasama organına müdahil oldu. 411 olayı yaşadık ki tarihi bir olaydır. Bu bir anayasayı özellikle anayasa maddesini değiştirmeye yönelik bir olaydır. Kalktı Anayasa Mahkemesi, yargı burada buna müdahil oldu. Burada yargı ne yapabilir? Ha, bu hukuka uygun mudur, değil midir? Ancak buna bakabilir. Bunun dışında herhangi bir yerindelik değerlendirmesini yapamaz. Yani kendisini yasama organının yerine koyamaz. Ama burada kalkmışlardır, yasama organının yerine koymuşlardır. Mesela bir başka konuyu biz yürütmede yaşadık. Yürütme organı olarak biz hükümet olarak diyelim ki adım atıyoruz. Nedir bu? Galata Port'un satışı. Şimdi Galata Port'un satışını biz yapıyoruz ama yargı bunu engelliyor. Burada yargının yapacağı nedir? Ha, siz bu satışı bu şartlarda yapamazsınız. Nedir eksik o zaman? Şu. Bunu söylersin. Ben o eksiği gidermek suretiyle gene bu özelleştirmeyi yaparım. Ama sen bana yapamazsın diyemezsin. Çünkü yapmamı engelleyen bir yasa maddesi yoktur. Aynı şekilde Haydarpaşa port olayı. Aynı şekilde mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT garajını satma olayı. Aynı şekilde İzmir limanının satışıyla alakalı konu ki mesela bunu 2 ayda Danıştay kararını vermesi gerekirken 2 ayda değil de 2 yılı aşkın bir süre içerisinde karar vermiş. Dolayısıyla orayı alan firma satıştan çekilmiştir. Niye? Adam bakıyor ki ya ben yatırımı buna göre yapıyorum. Ve buradan da tabii biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hem dünyada prestij kaybediyoruz hem de böyle bir imkanı ülke olarak kaybediyoruz. Çünkü böyle bir rakamın hazineye kaybettirdiğini düşündüğümüz zaman burada kaybeden kimdir? Millettir. Neden? Yargının bu şekildeki yasanın dışına çıkarak atmış olduğu adımlar sebebiyle, yani yerindelik kararına müdahale sebebiyle. Bizim buradaki karşı olduğumuz konu budur. Yoksa asla ve kata yasama, yürütme ve yargının buradaki yetki ihlaline karşı oluşumuzdur. Bunun dışında herhangi bir şey değildir. Biz bir defa kuvvetler ayrılığını en güçlü bir şekilde savunan ülkeyiz. Çünkü bunun bedelini biz ağır ödedik. Geçmişte ödedik. Düşünün Türkiye'de yani 330'a yakın bir oya sahip iktidar partisinin kapatılmasıyla karşı karşıya kalmış olan bir partiyiz biz. Onun için diyoruz ki biz burada erkler yetki ihlaline gitmesin. Yasama da gitmesin, yürütme de gitmesin, yargı da gitmesin. Efendim, Ermin Hanım'la. Evet. Aslında açık ve net konuştunuz ama ben bu konu birkaç gündür çok şiddetli bir şekilde kıyamet koptu adeta sizin bu açıklamalarınızın ardından. Yok, kıyamet modu oldu bu ara zaten. Muhalefetin de yoğun eleştirileri oldu. Şirince'de de bir kıyamet kopuyor. Şimdi nasıl bir kıyametse. Manya tarzı siyaset yapıyoruz. Evet. Efendim şunu sormak istiyorum. Biraz daha netleştirmek için.
Yani siz yargı hükümetin beklentilerine uygun mu hareket etmeli? Sayın Başbakan bunu mu demek istiyor diyenlere ne yanıt verirsiniz? Bir de bütün gücün ülkeyi yönetenlerin elinde toplanmaması için elbette ki bu kuvvetler ayrılığı meselesi düşünülmüş. Özellikle meclisin gündemine partiniz tarafından getirilen Türk tipi başkanlık sistemi ile ilgili düzenlemede de ciddi eleştiriler oldu. Bunlardan bir tanesi başkana fesih yetkisinin verilmesi meclise. Bir diğeri ise başkanlık kararnameleri çıkarma yetkisi. Bu çerçeveden baktığımızda sonuçta Anayasa Mahkemesi anayasaya uygun. Danıştay da yasalara uygun mu diye bir denetleme yapıyor. Ne diyorsunuz? Biraz daha netleştirmek adına. Bir defa yargının az önce de ifade ettiğim gibi yürütmenin yasalara aykırı almış olduğu bir karar varsa tabii ki bunları denetleme hakkı vardır. Bu nedir? İdaridir. Nedir? Bir muhalif karar varsa bunları denetlemedir. Bu denetleme hakkını tabii ki yargı kullanacaktır. Buna karşı bizim söyleyecek herhangi bir şeyimiz yok. Ama düşünün ki benim bir bakanım, diyelim ki bir müdürünü, şube müdürünü alıyor, bir yerden bir yere tayinini yapacak. Yerindelik hakkı bu. Ve bu tayini siz durduruyorsunuz. Tekrar alıyor, tekrar yapıyor, tekrar durduruyorsunuz. 11 kez, 12 kez bir şube müdürünü eğer bir bakan atayamazsa ve bu kişi orada 11 yıl, 12 yıl, 13 yıl, 14 yıl aynı yerde kalıyorsa, kalabiliyorsa siz burada ne ararsınız? Ha demek ki içeride bunların dayıları var. Bir şeyler var ki orada onu tutuyor. Veyahut da bir hukuk oluşturuyor ve bu hukuku bir yerler koruyor. Bakın böyle asla idare güç kazanamaz. Çünkü siz eğer bir mekanizmayı başarılı bir şekilde yürütecekseniz, işletecekseniz, ha bir defa burada verimliliği esas almak zorundasınız. Bakınız ben basit bir şey olarak alayım. Yani o manada yargıyı zaman zaman ayak bağı gibi mi görüyorsunuz? Bu sadece yargı için değil. Ben dikkat ederseniz buraya şuradan geldim Konya'daki konuşmamda. Hastaneler. Bürokratik oligarşiden geldim. Sadece bu yargıyla alakalı. Kent hastanelerine örnek verdiniz. Şimdi mesela bizim için kent hastaneleri diye bir projemiz var. Ben bu projeyi 5 yıldır hayata geçiremiyorum. Nedir bu proje? Bu proje şu. Diyelim ki şu anda bizim hastanelerimiz biliyorsunuz blok blok. Bir hastanede icabında en azından diyelim tomografi yok faraza. Artık onlar kalktı hamdolsun yok da eskiden sedye üzerinde bir röntgen çektirmek için bir binadan bir binaya dışarıya çıkıyor. Böylece hastalar taşınıyordu. Öyle dönemler yaşadı ki bu hastalar taşınırken tabii o berbat yollarda hastanın sedyeden düştüğünü falan bunları gördük. Şu anda bile zaman zaman olan şeyler bunlar. Biz dedik ki artık böyle bir durum yaşanmaması için, bunun minimize olması için biz artık adeta bir şehir gibi hastanemizi kuracağız. Her şey bu hastanenin içinde bitecek. En küçük hastaneyi de bu noktada şehir hastanesini 750 bin kilometre kare alan üzerinde kuracağız. Ve burada A'dan Z'ye her şey bitirilecek. Ve bunun adımlarını attık. Ve büyük şehirlerden de bunu başlatalım dedik. Ve bunu başlatırken de tabii o alan içerisinde bazı alanlar var ki diyelim ki otel. İşte Amerika'da vesaire biliyorsunuz. Yani hasta yakınları geldiği zaman hemen onun civarında yakınında ona bir otel orada inşa ediyor. O otelde yakınlar kalıyor. Oradan da hastasıyla devamlı irtibat halinde oluyor. Yakın takipte oluyor. Ama bizde bu anlayış henüz daha gelişmedi. Yeni yeni gelişecek. Bunun dışında mesela yine dışarıda diyelim ki otopark vesaire bu tür şeyler. Bunların hepsini orayı inşa eden, çünkü buraya biz devlet olarak para vermeyip BOT sistemiyle, yap işlet devletle bunları yapalım diyoruz. Veya müteahhit firma yapsın. Ondan sonra biz ondan işletme noktasında kira ödeyelim. Ve burayı bu şekilde daha uygun şartlarla elde edelim diye. Böyle bir projeydi bu proje. Ve bu projede mesela bu dediğim oteldi, yanındaki bir restorandı mesela, bir otoparktı. Siz diyor burada işte şöyle bir yanlış yaptınız, bunun içerisine girilmemesi lazım. Ya bu sözleşmenin içerisinde zaten farklı bir şekilde yerini alıyor.
Bunlar kendilerine anlatıldığı halde buna rağmen diyelim bir ki bunların önü kesildi. Oldu. 22 Temmuz 2006'da çıkarılan bir yönetmeliğe aykırı olduğu iddiasıyla sanırım Danıştay böyle bir karar verdiğiyle ilgili açıklama yapmıştı geçmişte. O yönetmelik belki değiştirilip hayır, biz şimdi bunlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler de yaptık. Halbuki yasal düzenlemelerle aslında Danıştay'ın bu yasal düzenlemeye uyması gerekir. Yani yönetmelikte o dediğiniz değişiklikler onlara müdahale eder. Ama kanunda kanuna onun uyması gerekir. Yani bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan bir yasal düzenleme olduğu halde. Şimdi mesela ne oluyor? Biz şimdi yeniden bir yasal düzenlemeye gitmek durumunda kalıyoruz bu konuyla ilgili. Peki yani Sayın bu Başbakan, tür şeyleri sıkıntıları da yaşıyoruz. Bunlar bizi tabii neyi kaybettiriyor? Bir, maliyetleri artırıyor. İki, bu kadar önemli projeleri biz hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Mesela ben Kayseri'nin temelini atalı yani herhalde 1,5-2 yıl oldu. Ama yürüyemiyor. Niye? Diğerleri şimdi gelenler aynı yatırımcılar başkaları diyor ki ya ben de böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsam diyor. Kredi kuruluşları kredi vermiyor. Peki bu bakış açısı yani her dönem mi vardı? Yani siz güvenli bir liman olmaktan çıkıyorsunuz. Evet. Efendim bu bakış açısı peki her dönem mi vardı yoksa sizin iktidarınız döneminde bir mi? Bu tür projeler bugüne kadar ülkenin gündemine gelmiyordu. Bu tür şeyler daha ülkenin gündemine yeni yeni gelmeye başladı. Pardon, Mehmet Bey şimdi Telekom'un özelleştirmesinin iptalinin Türkiye maliyeti 35 milyar dolar. Evet. Şimdi başka bir şey biliyorsunuz şey konusunda da köprüler konusunda da otoyollar konusunda da rahmetli Özal o zaman hani o ilk açık çıktıklarında satarız. Merhum Calp sattırmam falan diyordu. O da satarız dedi. Sayın Başbakan demokrasilerde ama yasama, yargı ve yürütmenin zaten birbirini denetlemesi, birbirinden ayrı olması, bağımsız olması, sınırlandırılması gerekmiyor mu? Yani demokrasi zaten bu değil mi? Şimdi birbirini denetlemesi demeyelim buna da hepsinin evet. Yasalar içerisinde belirlenen yetki alanları içinde hareket etmesi diyelim. Siz de o kendilerinin yetki alanlarına girdiğini tabii, söylüyorsunuz. Tabii. Yani ben o yetki alanında hareket etmesine özellikle davet ediyorum ve bizim bu kuvvetlerin de ortak hizmet etmesi gereken yerin bir millet, iki bu ülke olması gerekir diyorum. Sizin ortaya koyduğunuz... Ya burada bizim bir ortak paydamızın olması lazım. Bu ortak payda da nedir? Milletimizdir diyorum ve ülkemizdir, devletimizdir diyorum. Sorunuz ha, yani bu her zaman olmuyor tabii. Zaman zaman oluyor ama bu zaman zaman olması bile bize çok şeyler kaybettiriyor. Çünkü ben diyorum ki biz hani eğer muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacaksak bizim bu yarışı çok hızlı götürmemiz lazım. Mehmet, uzay çağında yaşıyoruz. Konuda sorusunu alalım. Ben yani senin de soruna ilişkin bir şey sormak istiyorum. Şimdi bir cümle söylüyorsunuz başbakan olarak. Günlerce tartışılıyor. Yani gündeme öyle bir şey getiriyorsunuz ki bu işte Çamlıca'ya cami yapmaktan söylediğiniz gibi kuvvetler ayrılığı acaba doğru mu yanlış. Oysa böyle anlattığınız zaman o anlaşıldığı şekilde söylemek istemediğiniz ortaya çıkıyor. Bunu bilinçli mi yapıyorsunuz? Sırf gündemi değiştirmek için. Yoksa sizi bilinçli olarak yanlış mı anlıyorlar? Çünkü aynı şeyi ben rahmetli Özal'da görmüştüm. Bir takım sözler ederdi. Bir gün dedim ki Turgut Bey dedim. Yani bu söyledikleriniz yanlış anlaşılıyor. Yani herkesin kafası... Belki mahsus yapıyorum dedi. Siz de öyle bir şey yapıyor musunuz? Yani siz aslında burada ortaya atılan tüm tartışmalar Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinden tartışılıyor. Bu neden? Şimdi eğer bu tartışmalar olmazsa ben başbakan olamam zaten. Ama tartışma yaratmak için cümle üretiyor musunuz? Ne diyoruz? Yani olamam. Şimdi öyle bir başlık ortaya koymalısınız ki bu gündemi oluşturmalı. Yoksa gündem eğer birilerinin elinde kalırsa o zaman siz başbakan olarak onun peşine takılırsınız. Ama her sabah, her sabah. Ben peşine takılmamalıyım. Her sabah oturup acaba ne manşet atacağım diye düşünen bir gazeteci gibi misiniz? Öyle mi yapıyorsunuz? Onu gazeteciler düşünsün. Onu ben düşünmeyeceğim. Ama, manşet ama ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın bir şeyi yaparken eğer bunun enine boyuna tartışmasını yapmışsam en yakın çevremde bazı arkadaşlarımla bunun görüşmesini yapmışsam mesela onlar bile bunun timingini bilmeyebilir, zamanlamasını bilmeyebilir ama ben bir zamanı gelir ki onu gündeme oturturum, oturtmam lazım yani eğer o kabiliyeti sergileyemezsem o zaman zaten böyle bir neticeyi de elde edemezsiniz. Şimdi şu konu bizim aramızda herhangi bir sıkıntı değil. Yani arkadaşlarımla olan da. Niçin? Bir defa yasama yürütme
Yargı noktasındaki hassasiyetimiz belli. Kaldı ki biz şurada anayasa paketini biliyorsunuz 26 maddelik düzenlerken 26 maddelik o düzenlemede yargıyı biz yargıyla görüşerek, onlarla müzakere ederek adımını attık. Ve bu noktaya getirdik. Yani Anayasa Mahkemesi'nin yeni yapılanması bununla oldu. Yargıtay'da dairelerin artırılması bununla oldu. Kendileriyle görüşerek. Danıştay aynı şekilde. Ve bakın dosyalar öyle birikmiş, öyle birikmiş, öyle birikmişti ki yani 2 sene, 3 sene, 4 sene dosyaların incelenmesine sıra gelmiyordu. Ama şimdi de tam aksine bu hızlandı. Bakın bir şey söyleyeceğim şimdi size. Şu anda cezaevlerine gidiş sayısı artmaya başladı. Yani tutuklama sayısı artmaya başladı. Niye biliyor musunuz? Dosyaların çabuk incelenmesi bakımından. Çünkü biriken dosyalar vardı. Şimdi tabii bu Yargıtay'daki dairelerin artışıyla, inceleyenlerin artışıyla vesaire, birinci mahkemelerde yine öyle. Tabii bu hız kazandı. Şimdi neden şikayet ediyorduk? Yani. Geciken adaletten şikayet ediyorduk. Şimdi bu hızlandı. Hızlandı, şimdi bir normalleşme süreci olacak. Olacak ama ne zaman olacak? Bu dosyalar bittikten sonra olacak. Efendim, bunlar olumlu yanlar. Başkanlık sistemiyle ilgili eleştirilere ne diyorsunuz? Az önce örneklerini verdim. Ona da geleyim. Yani başkanlık sisteminde, başkanda toplandığı başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı ortadan kalkıyor mu? Böyle bir şey mi var? Daha fazla başkana oluyor. Meclise fesih yetkisi verilmesi ve başkanlık kararnameleri boyutuyla çok tartışıldı. Bakın, başkanlık sisteminde bir defa bir, şimdi mesela Amerika'daki sisteme baktığımız zaman biliyorsunuz orada ikili sistem var. Ve inceleme orada çok daha güçlü. Bir kongre, tabii senato ve temsilciler meclisi olarak çok farklı bir noktada. Dolayısıyla birinden geçen öbür tarafta takılabiliyor. Ve siz bir başkan olarak bir helikopter satışını bile yapamıyorsunuz. Vermeyi yapamıyorsunuz. Kongreden geçirmeniz lazım. Bakan atayamıyorsunuz. Atayamıyorsunuz. Büyükelçi atayamıyorsunuz. Oradan geçmesi lazım. Ama bizim öyle bir sorunumuz yok. Biz şu anda atayabiliyoruz. O zaman üçlü kararnameyle. Ama meclise sunulan tasarıda bazı farklılıklar var. Yani bu başkanlık kararnameleri çıkarma yetkisi ve özellikle meclise fesih yetkisinin olması başkanın kuvvetler ayrılığı ilkesine tamamen aykırı. Yani ama o anayasayla ilgili bir konu. Eğer yani millet size böyle bir yetki veriyorsa, mesela şimdi diyelim ki referanduma gidiyorsunuz. Millet diyor ki ben başkana bu yetkiyi veririm diyor. Mesela şimdi yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biliyorsunuz döneminde işi nereye bağlamıştı? Meclisin getirip yetkileri. Bağladığı yer nihai karar merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir demişti. Ve o zaman dikkat ederseniz Gazi kuvvetler ayrılığından bahsetmiyordu. Gazi kuvvetler birliğinden bahsediyordu. Yani burası çok manidardır. Kuvvetler birliğinden ve getiriyordu işi nereye bağlıyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Cumhurbaşkanı'na yetkiyi veriyordu. Cumhurbaşkanı'nı yetkilerle donatıyordu. Ha o günün savaş şartları vesaire şu bu filan belki bunu bu şekilde ama ölene kadar bu şekilde de devam etti ve bunu İnönü'de kullandı. Tek parti vardı. Bugün ayrı ama yeri neresidir diyordu. Meclisi işaret etmesi önemli. Şimdi CHP'den sert eleştiriler vardı ona ama bakarsanız halk fırkası eliyle yürütülür diye de kimler var? Sizin anlattıklarınıza bakınca yani siz şu anda Türkiye'nin başbakanı olarak Amerika'nın başkanından daha güçlüsünüz. Amerika'nın başkanı istediği kanunu çıkartamıyor. İstediği atamayı yapamıyor. Ama siz bir kanun tasarısını çoğunluğunuza dayanarak çıkartabilirsiniz. İstediğiniz atamayı yaparsınız. Cumhurbaşkanıyla anlaşırsınız. Anayasa hariç. Anayasa hariç. Zaten Amerika'da anayasayı değiştirmek çok korkunç bir zor iş. Tabii. 23 tane yapmışlar. Çok zor. Şimdi niye başkanlık sistemi? Başbakanlık sistemi daha güçlü. Daha etkili, daha hızlı. Niye başkanlık sistemi düşünüyorsunuz? Benim arzum da şu işte. Burada bir, parlamentonun gücünü daha da artırmak. Bir. İki, bir defa referanduma açık bir yapıyı bizim güçlendirmemiz lazım. Dikkat ederseniz biz 2 referandum yaptık dönemimizde. Çok mu bu değil. Bana göre bu daha da fazla olması lazım. Yani zaman geldiğinde rahatlıkla halka gidebilmelisiniz. Ve halkımız da buna alışmalı. İşte biz, ama her zaman doğru çıkmıyor ki. Mesela 1982 anayasası %92 oyla kabul edildi. Ama çıkar yani veya çıkmaz. Referandum hep doğru. Hayır çıkar veya çıkmaz. Şimdi zaman zaman ne deniyor?
halka sormuyorsunuz. Camda halka sorarsınız. Ama şimdi biz %58 de çıkmış olana bile muhalefetin saygı duymadığını görüyoruz. Parlamentoya yeri geldi. Bakın şimdi parlamentodan cumhurbaşkanı çıkmasını engelleyenler şimdi halka verildi. Şimdi diyorlar ki meclis seçsin. Ana muhalefet partisi şimdi onu savunuyor. Şimdi diyor ki meclis seçsin. Ya siz meclis seçerken bunu kabul etmediniz. 367'ye itiraz ettiniz. 367 de oldu. Buna rağmen şimdi diyorsunuz ki millet değil tekrar meclise dönelim. Cumhurbaşkanı bugün son bir açıklaması bir vardı. Bu terör konusuna geçelim. Evet, kuvvetler ayrılığıya gelirsin açıklamanız üzerine. Bugün kendisi de bir açıklama yaptı. Demokrasinin temel ilkesidir dedi. Kendi görüşündür biliyorsun. Aynı farklı bir şey söylemedim ben zaten. Peki yani evet. Sayın Başbakan, terör konusuna geçersek şimdi bölge halkının deyimine göre Birleşmiş Milletler kış gücü yani barış gücü bölgede çünkü örgüt hareket etmiyor. Dolayısıyla ortam sakin ve bu ortamda hükümet içerisinde gerçekten belagatta bir dikkat çekici konum var, durum var. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın "Ben de olsaydım daha çıkardım" sözü. Çok ayrıntısına girmeyelim zaman kaybetmemek için. Sayın İçişleri Bakanı'nın İdris Naim Şahin'in sözleri. Bir hava mı var? Artı bu dönemi hükümet nasıl değerlendirmek istiyor? Ortalık gerçekten sakin. Geleceğe dair planlarla ilgili olarak bizimle ne paylaşırsınız? Şimdi bir açılım. Çok açık net olarak şunu söyleyeyim. Yani ben herkesin yerli yerinde bazı kanaatleri serdederken hükümetiyle, medyasıyla yani eğip bükmeden bunları konuşmamız lazım. Çünkü ülkemizde bizim öyle hassas konular var ki bu konular içerisinde bizim bir dayanışmamızın olması lazım. Yani terör konusunda bizler terörle mücadelede eğer bir ittifak sağlayamıyorsak bu bizim için çok büyük bir açıktır. Onun için dikkat edilirse biz bir başlık attık. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi dedik. Başlık ortada. Yani bu eleştiri alacak yanı neresidir bu başlığın? Ben bunu merak ediyorum. İçeriğiyle alakalı biz çok destek arayışına girdik. Medyayla görüştük, akademisyenlerle görüştük, siyasilerle görüştük, diğer muhalif olan partilerle bu konuda görüşme yollarını aradık filan. Belli bir noktaya geldik. Şu anda da bizim yine bu konuyla ilgili çalışmamızda tabii şunu çok açık net söylüyorum. Yani bir yanlış bir başka yanlışla düzeltilemez. Her zaman söylediğim bir şey var. Yani burada bir kan varsa bunu kanla temizleyemezsiniz. Pisliği pislikle temizleyemezsiniz daha pis olur. Bu adımı iyi atmamız lazım. Yani orada Diyarbakır cezaevi ile alakalı benim kanaatlerim çok daha önceden açıklanmıştır. Ve bunları ben lanetle kınamışımdır. Çünkü o işin içinden geldik. Yani o işkenceleri ben de gördüm. Ama ben hiçbir zaman çıkıp da meydanlarda bunları söylemedim. Veyahut da partimiz bir kapatılmayla karşı karşıya kaldığı zaman biz tabanımızı meydanlara dökmedik. Ama dikkat edilirse bazı partiler bu tür şeylerde ilk işleri hemen meydanlara dökmek, cam çerçeve indirmek, bazı yerlerde molotoflarla, bombalarla şunu yapmak, bunu yapmak vesaire. Bunlar çıkış yolu değil. Eğer siz demokrasiyi benimsemişseniz ve parlamentonun içine de girmişseniz, bütün şeylerinizi burada aramanız lazım. Onun için dikkat edilirse ben bir yolculukta ifadeyi şöyle kullandım. Biz bir defa teröristlerle mücadeleye devam ederiz. Ama parlamentonun içindeki uzantılarıyla, bakın bu kadar açık söyledim, müzakere ederiz dedi. Ve bunu da bir şeylere rağmen söyledim. Ve bu konuyla alakalı daha önce Oslo'ydu, İmralı'ydı. Bu konuda da devletin biliyorsunuz eli ayağı var. Hükümetler bu enstrümanlarını da ne yapar? Kullanır. Yerli yerinde kullanır. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir şey değil. Dünya bu işi böyle uygulamış. Yani İspanya'da terörle mücadelede bakarsın bunu görürsünüz. İngiltere'de, İrlanda'da bunları görürsünüz. Yani Uzak Doğu'daki bütün bu şeylerde, mücadelelerde bunları görürsünüz. Yani bunlar yapılmış şeylerdi. Bunlar bize ait, bize mahsus şeyler değildir. Ve biz bunları çok kullandık. Ve ben bu ülkelere
ilgili bakan arkadaşlarımı gönderdim. Oralarda gittiler, ilgili bakanlarla görüşmeler yaptılar. Ben o ülkelerin başbakanlarıyla bu konuları uluslararası toplantılarda bir araya geldiğimizde özellikle oturdum, konuştum, görüştüm ve bu uygulamaları yaptım. Derdimiz ne? Derdimiz biz bu terörle mücadelede ülkemizi refaha, huzura nasıl ulaştırırız, nasıl kavuştururuz? Fakat tabii parlamentonun içindeki uzantının elinde bir yetki yoksa, eğer hakikaten burada bir temsil kabiliyeti yoksa, bir irade kullanamıyorsa, gidip de teröriste de kucaklaşıyorsa, onlarla sarmaş dolaş olup öpüşüyorsa, ben onunla görüşemem. Niye? Ben şehidimin anasını ağlatamam. Onları ben sıkıntıya sokamam. Yani ben orada kalkıp da affedersiniz bir kişiyi şirin görüneceğim diye kalkıp böyle bir tarihi yanlışın içerisine giremem. Bakın çok açık ne söylüyorum. Peki, yani burada müsaade ederseniz yani Diyarbakır cezaevindeki filanca işkence edimi bana da böyle bir işkence yapılsa ben daha çıkarım. Hayır. Sayın bizim yolumuz bu değil. Şu durumda. Bizim yolumuz bu değil. Biz bir yol seçtik kendimize. Bir defa şunu çok iyi şey yapacağız ki dağdaki dağdan kaçanı öldürüyor. İnfaz ediyor. Şunu da açık söyleyeyim. Bizim değerlerimizin içerisinde bir defa bu yok. Böyle bir anlayış yok. Bizim değerlerimizin içerisinde yol hiçbir zaman bu değildir. Bizim yolumuz nedir? Ha, biz kalkacağız, anlatacağız, konuşacağız, ikna yollarını seçeceğiz. Ha, bunları merkeze çekebiliyorsak, doğru yola çekebiliyorsak ne mutlu bize. O kucaklaşma görüntülerinden sonra dokunulmazlıkların kaldıracağı meclisin... Nasıl? Teröristlerle kucaklaşma görüntülerinin ardından meclis gereğini yapacak dediniz. Dokunulmazlıklar ne noktada? Bunu acaba tansiyon düşürmek için zamana bakın, mı yayacağız? Şimdi bu sadece onlara yönelik bir şey değil. Mecliste buna benzer dosyalar var. Şimdi şu var. Parlamento iç düzeyi olsun, yasalar olsun. Bir dokunulmazlık denilen olay nasıl kalkar veya nasıl devam eder bu süreç? Bütün bunları belirlemiş. Ama bugüne kadar bu iş maalesef bir kenara konuluyor, burada duruyor. Şimdi ne oluyor? Millete rağmen, demokratik parlamenter sisteme rağmen bakıyorsunuz birileri adeta bu ülkede sisteme, devlete meydan okuyor. Mesela anayasamızda 14. madde var değil mi? Yani devletin temel yapısını değiştirmeye yönelik orada bir engelleme koyuyor. Ama bunu tanımıyor. Ve gidiyor, işte biz diyor asarız, keseriz, şöyle değiştiririz, böyle değiştiririz. Bunu yapıyorsa ve terör örgütünün başını alıp bir mihmandar olarak her şeyinde kullanıyorsa bu nedir? Bunun bu ülkede bir karşılığı olması gerekmez mi? Ve siz hele bunu bir de parlamentonun içine girmiş milletvekilleriyle yapma yoluna giderseniz bunun bir karşılığının olması gerekmez mi? Peki ne zaman olacak bu? Zamana mı yayılacak? Şimdi bununla ilgili zaten yargının attığı adımlar var. Bu yargının attığı adımlar işte onlar fezleke olarak biliyorsunuz parlamentoya geliyor. En güçlü bir şekilde savunan ülkeyiz. Çünkü bunun bedelini biz ağır ödedik. Geçmişte ödedik. Düşünün Türkiye'de yani 330'a yakın bir oya sahip iktidar partisinin kapatılmasıyla karşı karşıya kalmış olan bir partiyiz biz. Onun için diyoruz ki biz burada erkler yetki ihlaline gitmesin. Yasama da gitmesin, yürütme de gitmesin, yargı da gitmesin. Aslında açık ve net konuştunuz ama ben bu konu birkaç gündür çok şiddetli bir şekilde kıyamet koptu adeta sizin bu açıklamalarınızın ardından. Yok kıyamet modu oldu bu ara zaten. Muhalefetin de yoğun eleştirileri oldu. Şirince'de de bir kıyamet kopuyor. Şimdi nasıl bir kıyametse. Manya tarzı siyaset yapıyoruz. Evet. Efendim şunu sormak istiyorum. Biraz daha netleştirmek için. Yani siz yargı hükümetin beklentilerine uygun mu hareket etmeli? Sayın Başbakan bunu mu demek istiyor diyenlere ne yanıt verirsiniz? Bir de bütün müdahale etti. Yürütmenin de alanına müdahale etti. Bunların en açık uygulaması yerindelik konusunda kendisini çok açık net ortaya koymuştur. Özellikle mesela bir 367 olayı yaşadık ki Cumhurbaşkanı ile ilgili konuda baktık yargı meclise yasama organına müdahil oldu.
411 olayı yaşadık ki tarihi bir olaydır. Bir anayasayı, özellikle anayasa maddesini değiştirmeye yönelik bir olaydır. Kalktı Anayasa Mahkemesi, yargı burada buna müdahil oldu. Burada yargı ne yapabilir? Ha, bu hukuka uygun mudur, değil midir? Ancak buna bakabilir. Bunun dışında herhangi bir yerindelik değerlendirmesini yapamaz. Yani kendisini yasama organının yerine koyamaz. Ama bu değil de 2 yılı aşkın bir süre içerisinde karar vermiş. Dolayısıyla orayı alan firma satıştan çekilmiştir. Niye? Adam bakıyor ki ya ben yatırımı buna göre yapıyorum. Ve buradan da tabii biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hem dünyada prestij kaybediyoruz, hem de böyle bir imkanı ülke olarak kaybediyoruz. Çünkü böyle bir rakamın hazineye kaybettirdiğini düşündüğümüz zaman burada kaybeden kimdir? Millettir. Neden? Yargının bu şekildeki yasanın dışına çıkarak atmış olduğu adımlar sebebiyle, yani yerindelik kararına müdahalesi sebebiyle. Bizim buradaki karşı olduğumuz konu budur. Yoksa asla ve kata yasama, yürütme ve yargının buradaki yetki ihlaline karşı oluşumuzdur. Bunun dışında herhangi bir şey değildir. Biz bir defa kuvvetler ayrılığını burada kalkmışlardır, yasama organının yerine koymuşlardır. Mesela bir başka konuyu biz yürütmede yaşadık. Yürütme organı olarak biz hükümet olarak diyelim ki adım atıyoruz. Nedir bu? Galata Port'un satışı. Şimdi Galata Port'un satışını biz yapıyoruz ama yargı bunu engelliyor. Burada yargının yapacağı nedir? Ha, siz bu satışı bu şartlarda yapamazsınız. Nedir eksik o zaman? Şu. Bunu söylersin. Ben o eksiği gidermek suretiyle gene bu özelleştirmeyi yaparım. Ama sen bana yapamazsın diyemezsin. Çünkü yapmamı engelleyen bir yasa maddesi yoktur. Aynı şekilde Haydarpaşa port olayı. Aynı şekilde mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT garajını satma olayı. Aynı şekilde İzmir limanının satışıyla alakalı konu ki mesela bunu 2 ayda Danıştay kararını vermesi gerekirken 2 ayda olmayanlar veya boş küfeyle dolaşanlar rahat konuşuyorlar. Tabii ben bir başbakan olarak milletim, ülkem adına konuşuyorum ve bu sorumlulukla da milletimin bazı gerçekleri bilmesini istiyorum. Şimdi kuvvetler ayrılığı dediğimiz yasama, yürütme, yargının malum anayasada, yasalarda belirlenmiş bir hareket alanı vardır. Ve bu belirlenmiş hareket alanı içerisinde bunlar hareket etmek durumundadır. Dolayısıyla yasama yürütmenin alanına giremez. Yürütme yasamanın alanına giremez. Yürütme yargının yerinde olamaz. Yargı yürütmenin yerinde veya yasamanın yerinde olamaz. Hepsinin alanı bellidir. Fakat bizim ülkemizde öyle zamanlar yaşadık ki baktık ki yargı bazen yasamanın da alanına